İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin olan çevrim içi oturumu gerçekleşti. Artsakh'ın Ağabekalanç köyünün yolları asfaltlanacak. Türk profesör Büyük Ermenistan haritasını yayınladı. Aliyev, Agitmis grubunun faaliyetlerini engellemekle tehdit etti. Faşist komşu Edvard Melikyan, Angeh Ev Kalesi Ermeni kralları Arşakunilerin hazinesiydi. Sergey Parajanov'un 3 parçası Fransa'daki Pompidou merkezinin ulusal koleksiyonuna dahil edildi. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin çevrim içi toplantısı 12 Ocak'ta gerçekleşti. Oturuma farklı ülkelerden Batı Ermenistan milletvekilleri katıldı. Oturumda parlamentonun iç tüzüğü ile ilgili konular ele alındı. Toplantı gündeminin ana konusu kurulmuş komisyonların görevleri ve komisyonlarda yer alan milletvekillerinin teklifleriydi. Bu önerilere göre komisyonların çalışma takvimi belirlenecek. Ulusal Meclis oturumuna parlamento başkanı Leonor da Basmacıhan başkanlık etti. Artsakh Cumhuriyeti Mardagert bölgesinin Ağabekalanç köy muhtarı Hovik Saiyan, köyünde 203 kişinin yaşadığını ve normal hayatlarını sürdürdüklerini ifade etti. Ağabekalanç köyü muhtarı köye yerinden edilmiş 28 kişi yerleşti. Yenilenmesi gereken bir muhtarlık binamız var. Sağlık ocağımız yok. Düğün salonu yarı inşa edilmiş durumda. Okulda 16 öğrenci okuyor. Planlandığı gibi köy içi yollar yakın gelecekte asfaltlanacak diye konuştu. Ona göre 44 gün süren savaş sırasında köyde 2 ev yıkıldı ve yaklaşık 20 ev kısmen hasar gördü. Köyde doğalgaz tesisi var, elektrik ve su tesisi yapıldı. Muhtar, köy halkının genellikle büyükbaş hayvancılık ve tarım işleriyle uğraştığını belirtti. Ankara Üniversitesi'nden Türk profesörü Bülent İplikçioğlu, Facebook sayfasında Helenizm ve Roma döneminde Anadolu başlığı altında bir harita yayınladı. 1. 2. yüzyıllara atıfta bulunan haritada Büyük Ermenistan ve Küçük Ermenistan'ın büyük bir bölümünün yer alması ve Türk profesörün bunu gizlememesi dikkat çekicidir. Kirse Doğru adlı dağcılık köşesi, Öğret Ermenistan adlı köy ve öğrenci programı çerçevesinde oluşturulmuş bir toplumsal geliştirme projesidir. Proje başkanı Arzurun Arşakyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede bu projenin Ermenistan Cumhuriyeti Dağcılık Federasyonu'nun desteğiyle Artsakh Vakfı sayesinde hayata geçirildiğini belirtti. Arşakyan, proje kapsamında Artsakh'ın Stepanakert'teki Üç Nolu Okulu'nun bahçesinde kendi türünde bir ilk olan bir dağcılık duvarı, yani yapay bir kaya tırmanma duvarı inşa edildi. Kirse Doğru adlı dağcılık köşesi, doğa, dağcılık, coğrafya ve ilk yardım konularında hayat kurtaran derslerin verileceği bir yer olacak. Ayrıca Artsakhlı çocuklara kendi köyleri dışında Artsakh'ı tanıma fırsatı verecek düzenli kampanyalar düzenlenmesi planlanmaktadır. Projenin amacı Artsakhlı öğrencilerin fiziksel ve zihinsel olarak güçlenmesi, yeni bilgilerin aktarılması ve doğa, dağlar ve genel olarak Artsakh ile tanışmalarıdır, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti ve Türkiye arasında 1993 yılından beri kopuk olan ilişkiler karşılıklı özel temsilcilik atanarak normalleştirilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin komşularıyla sıfır sorundan sıfır soruna dönüşen politikası, iç politikasından ve ulus devlet gerçekliğinden bağımsız değildir. Türk devletinin soykırımcı yüzünü ve kanlı ellerini Ermeni düşmanlığında ölçü tanımayan söylemlerini iyi tanıyan Ermeni halkı, aradan 100 yıl daha geçse düşmanını asla unutmayacaktır. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Çivi yazısı ve harita araştırmacısı Edvard Melikyan, Facebook sayfasında şunu yazdı. Şimdi sıra Ağzınik eyaletindeki Angıhdun eyaletinin merkezi olan Angıh Kalesi'ne geldi. Bir bakalım Angıh Kalesi hakkında kaynaklarımız neler yazıyor? Angıh adı, aynı adı taşıyan tanrıdan türetilmiştir. Angıh stratejik konumu ve tarihi önemi ile öne çıktı. Kale şehri Digris, Dicle Nehri kıyısında bulunmaktadır. Agathankeos'a göre bir unvan olarak
Angerev'in büyük prensi, Ermenilerin sınır koruyucusu anlamı olan dört Bıdeşlilerden sonra geliyordu. Angerev'i askeri birimleri Ermeni batı kapısını korumakla görevli 3400 süvariden oluşurdu. Angerev'in de bugüne kadar harabe olarak veya ayakta duran Ermeni anıtları hala korunmaktadır. Tigris'in o kesiminde inşa edilen barajın yakınında yapılar korunmaktadır. Tarihçi Paustos Bizant'a göre Angerev Kalesi Ermeni kralları Arşakunilerin hazinesiydi. Nüfsayem'in belirttiğine göre Fransa'nın Pompidou merkezi Ulusal Çağdaş Sanat Müzesi koleksiyonuna dahil etmek istediği Sergei Parajanov'un Kiev freskleri 1966, Hagop Hovnatanyan 1967 ve Pirosman'ın konularında Arap nakışları 1985 adlı restore edilmiş 35 milimetrelik filmleri gerçekleştirilen bir törende teslim edildi. Müze koleksiyonuna dahil edilen Parajanov'un 1967 yapımı Hagop Hovnatanyan adlı filmin ilk Ermeni filmi olduğunu belirtmek gerekir. Sergei Parajanov'un 3 filminin tüm restorasyon süreci Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi'nin ortağı, Ermeni Sinema Klasikler adlı programın kuratörü ve film restorasyon uzmanı Daniel Bir tarafından bir törenle sunuldu. Etkinliğe Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi Müdürü Şuşanik Mirzahanyan ve Genel Ermeni Hayırseverler Birliği'nin AKBU'nun Fransa Şubesi temsilcileri katıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size söz ve müzik Yusuf Vaiç'e ait olan ve Nare Gevorkyan tarafından seslendirilen Hamşen Ermenilerinin halk müziği Kuzim Nenni adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.